Herkese merhabalar. Bol kazançlar diliyorum. Fibobol YouTube kanalından kısa Vade trade, Borsa İstanbul'da kısa vadeli trade nasıl yapılır? Eğitim serisinin 3. videosuna hepiniz hoş geldiniz. İlk iki videomuzda TradingView'in kendi sitesi üzerinde bulunan hisse tarama, hisse takipçisi bölümü ile trade edilecek hisselerin nasıl bulunacağına bir göz atmıştık kabaca ve e, bu videoda da biraz daha farklı konular anlatacağım. Bu videoda trade edilecek olan hisse senedinin tespitinden sonra özellikle kritik alanlara inişten sonra long yönlü bir işlem yani bir trade ararken ne gibi ek yöntemler kullanacağız bunları anlatacağım. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar ne diyoruz her zaman hiçbir ticari ürün sonsuza kadar yükselmez veya sonsuza kadar düşmez. İşte biz traderlara veya yatırımcılara veya tüccarlara ismimiz her neyse uygun olan şey ideal bir alım yerinden işleme dair olduktan sonra eğer bir trade yapacaksak kısa vade bir işlem yapacaksak kar alma noktalarında uygun kar alma noktalarında makul bir kar var ise hemen realize etmek. Peki. Bir işle senedini tespit ettikten sonra özellikle işleme gireceğimiz alan belli olmalı. Yani işleme gireceğimiz alanını e, mutlaka belirleme, belirlemeliyiz. Buna bazıları e, game area diyorlar. Yani oyun alanı diyorlar. Bazıları farklı bir takım isimler veriyorlar. Buradaki isimler çok önemli değil. Ama işleme girmeden önce, yapının genelini bilmeden, işleme girmeden önce... E, rastgele bir işleme girmek yerine işleme gireceğimiz alanlar, seviyeler belli olursa trade imkanımız daha iyi olur, daha başarılı olur. Şimdi bunun önlerini verelim. Bir kere bunun bir numaralı e, koşul sağlayıcısı bir kere blok yapılarıdır. Borsa İstanbul'da sıklıkla karşımıza çıkan özellikle order blok yapılarıdır. Veya breaker blok yapılarıdır, mitigation blok yapılarıdır. Ama genel itibariyle blok yapıları özellikle trade'lerde bize Borsa İstanbul'da güzel imkanlar verirler. Şimdi burada şöyle bir örnek vereceğim. Ee, eğer o trade alanınız, oyun alanınız belli ise o oyun alanına hissenin fiyatı geldikten sonra neler yapabilirsiniz? Şimdi burada sahol hissesinde bir örnek vereceğiz. Burada bir yükseliş var, devamında bir düzeltme, yükselişin yeniden devamı var. Şimdi hissenin fiyatı şu durumdayken şurada bir konsülde hat olduğunu biliyoruz biz değil mi? Bir destek hattı bu. Şimdi destek hattında hisse alınır, direnç hattında ne olur? Satılır. Peki hisse bu destek altına indikten sonra direkt net bir buraya bir piyasa emri girerek alım yapmak mı daha doğrudur? Şöyle direkt bir emir girmek mi daha doğrudur? Yoksa buraya indikten sonraki hareketlerini gözleyerek uygun alım yerinde girmek mi daha doğrudur? Tabii ki ikincisi daha doğrudur. Bu da dediğim gibi aslında trade eğitim serisinin üçüncüsü. Burada da e, izlenecek yol ve yöntemleri biraz anlatmış oluyorum. Dolayısıyla bu da gerçekten önemli. Ben trade yap yapmaya çalışıyorum, gayret ediyorum ama nerede gireceğimi tam bilemiyorum. Nerede çıkacağımı tam anlayamıyorum. İşleme girip girmeme konusunda bazı kararsızlıklar yaşıyorum diyenler için işte bu video onlar için idare olacak. Saho hissesinde örnek olarak burayı bir işleme giriş yeri olarak tespit ettiğimizi düşünelim ve devam edelim. Özellikle trade'lerde vazgeçilmez bir kural vardır. Bir teknik analiz kuralıdır bu ve başarılı traderlar bu şekilde trade ederler. Bu da şu anda ekranda görüntü, görüntülediğiniz bir kural. Yüksek zaman diliminden düşük zaman dilimine. Yani bunun anlamı ne? Yüksek zaman diliminde seviyelerimizi tespit ettikten sonra yüksek zaman diliminde destek seviyelerimiz, e, hissenin fiyatının tepki göstereceği seviyeler. Bu seviyeler tespit edildikten sonra bir trade planı yapacağız ve düşük zaman dilimine inerek Tıpkı bir avcı gibi avımızı gözleyerek düşük zaman dilimindeki market kırılımları ile birlikte işleme dahil olacağız. Bu bir numaralı kurulumuz. Şimdi saholda tabi şöyle yapacağız. Burada bir tabi şu an buradan yükseldiğini görüyoruz ama işte konu anlatımında, ders anlatımında bunun gibi örnekler bulmak daha doğru oluyor. İlk etapta konunun anlaşılması için. Şimdi hissenin burada bakın şöyle bir genel tabloya baktığımızda net bir uptrend'de olduğunu görüntülüyoruz. Bir kere zaten trade yapacak hisselerde riski azaltmak adına mevcutta uptrend'de olanları seçmek daha doğru olacaktır. Şimdi burada dip tepe Fibonacci çalışalım çok kısa hemen. Dip tepe Fibonacci çalışalım bakın Fibonacci şu an nerede? Buna bakalım evet. Kritik bölgelerin tepkisini almış ve bana göre bu uptrend'de devam ediyor. Düzeltmesini de tamamlamış. Ben bu hisseye dahil olabilirim ama nerede? Nerede dahil olacağım? Şimdi burada bir swing nokta bırakmış. Niye? yükselmiş düzeltmiş. Düzeltme alanı bizler için eğer bir uptrend değilsek dönüşte bir özellikle ilk ziyaretlerde bir trade imkanı verirler. Dolayısıyla burada destek noktasından nasıl bir trade alınır? Yüksek zaman diliminden düşük zaman dilimine inerek nasıl bir trade imkanı aranır? Bunu anlatıyorum. Şimdi burası bizim game arayamız, oyun alanımız. Hissenin fiyatlanmasının buraya inmesi durumunda neler yapacağım? Önce bir kere 4 saatlik zaman diliminde buraya bir içeri bir giriş yapmasını istiyorum. Şöyle akıtalım grafiği. içeri bir giriş yaptıktan sonra inceleyeceğiz. Bakın. Şu an içeriye bir giriş yaptı. Kulaklarımı diktim. Alarm kurmuştum ben buraya. Belki de o alarm çalıştı. Bana dedi ki gir bir bak. Buradan bir sana trade şansı verebilir. Alarm çaldıktan sonra girip bakıyorum. Şimdi 4 saat zaman diliminde buraya girdiğini gördüm. Peki ne yapacağım? Bakın günlükteyken de 1 saat inebilirsiniz. 4 saatlikten de 30 dakikaya ineceğim ben. Evet şöyle bakalım. Şimdi 30 dakikalık zaman diliminde yapının downtrend olduğunu görüyorum. Neden? Çünkü bakın 4 saatlik zaman diliminde şöyle yapalım. 4 saatlik zaman diliminde şuradaki dönüş hareketi, şu yükselişin düzeltmesi hareketi 30 dakikalık zaman diliminde bana yapıyı downtrend'e, düşüş trendine çevirdi. Buraya dikkat. Dolayısıyla 30 dakikalık zaman diliminde e, yapının down trend, düşüş trendi olduğunu görüyorum. Burası benim için bir destek bölgesi. Ben buradan fiyatın tepki almasını ne yapacağım, bekleyeceğim. 30 dakikalık zaman diliminde şu anda yapıya baktığımda yapıda aslında güzel bir down trend var. Bakın şöyle, güzel bir down var. Down eğer sonlanırsa güçlü bir şekilde o zaman ben yapıya dahil olacağım. Bunun için de daha önceki tepe noktasının mesela burada şu nokta, daha önceki tepe noktasının yukarı kırılmasını bekleyeceğim. Eğer bu tepe noktası fiyatlanma daha da aşağı inerse ve bana yeniden şurada bir tepe verirse bu tepeyi kırmasını bekleyeceğim. Şu anki örnekte e, buradaki tepeyi kırmasını beklediğimi varsayalım. Devam edelim. Evet şu an destek bölge, bölgemizde. Hangi destek bölgesi bu yeşil bant? Majör destek bölgesi. Yani büyük zaman diliminden gelen destek bölgesi. Ben şu an bir trade arıyorum. Yapılar şu şekilde ilerler. Önce kısa zaman diliminde bozulurlar. Devamında yüksek zaman diliminde bozulurlar. Önce kısa zaman diliminde toparlarlar. Devamında yüksek zaman diliminde toparlarlar. Dolayısıyla burada işte B planı B şıkkı düşük zaman diliminde bir toparlanma bekleyeceğim. Şu anki hedefim bu. A olarak ben bunu gözlüyorum. Bakalım evet tepe noktası kırıldı. Şimdi burada normal şartlarda bir trade planı olarak bu Bitcoin veya Altcoin veya Forex olsaydı daha detaylı böyle burada bazı analizler yapardık. Burada bir favori gap var derdik. Buraya tekrar dönmesini bekleriz derdik. Normal şartlarda bakın şurada bir de konsülde bir hat var. Düşük zaman diliminde. 30 dakikalık zaman diliminde konsülde hat var. Şu an major nokta olan bu yeşil bandın çalışmaya başladığı fikri bende oluştu bir. İki, market kırılımını düşük zaman diliminde gerçekleştirdi. Risk entry sevenler şöyle bir entry burada giriş noktası yapabilirler. Bu arada Kısa vadeli trade'lerde hedefleriniz çok uçuk kaçık olmasın değerli arkadaşlar. Yoksa karınızı da alırlar, paranızı da alırlar. Bir üst likidasyon bölgesi bir. Birinci hedef. Bir üst likidasyon bölgesi ikinci hedef. Bir, o da bir üst likidasyon bölgesi üçüncü hedef. Bu böyle gider. Dolayısıyla buradaki hedeflerimi ben buraya göre koyacağım. Mantıklı, makul davranmam lazım. Şimdi risk entry sevenler için burada şu tepenin kırılımı ile beraber bakın. Şu tepenin kırılımıyla beraber bir market yapısı kırılımı geldi. Ben buradan işleme giriyorum arkadaş diyenler ne yaparlar? Şöyle bir kurulum yapabilirler. Şurada bir alış pozisyonu oluşturalım. Şimdi burada bakın stop noktasını major anlamda her türlü şunun altına koymanız lazım. Çünkü fiyat dönüp sizi stop eder sonra yükselir. Dolayısıyla burada kuracağım işlem de şöyle en azından şuraya kadar gitmeli ki Risk ödül oranı benim için bir tık daha makul olsun. Şimdi bu bir risk entry planı. Bunu şöyle bozmadan şuraya doğru alalım. Bu bir risk entry planı. Peki biraz daha profesyonel takılırsak biz burada bir e, düşük zaman diliminde bir konsolide bölge var. Buraya tekrar inerse ben bunu alırım diyor adamlar. Veya da şurada bir favori gap var. Bu gap dolarsa ben burada işleme girerim diyor. Şimdi işleme girme anlamında hani kulakları dikiyoruz ya tek kulağa diktik. Market kırılımı geldi. İkinci kulakta buralara inerse buradan yeniden e, yeniden değil tabii ki ilk defa burada bir risk entry yaptık. Hatta şunu da stopunu bir tık daha şöyle aşağı alabiliriz. Peki. Hatta bunun risk ödül oranı az oldu diye bir üst likidasyon bölgesi. Şuraya alabiliriz. Bakın şu likidasyon bölgesi o da. Şimdi burada şöyle şuraya bırakalım. Peki bu ne yapacak bakalım. Buraya tekrar geri dönüyorsa burada işleme gireceğiz. Evet akıtalım. Bakın o bize o işlem şansını vermeyecek mi acaba? Verdi. F1'e GP e indi. Yeniden buradan tepki aldığını görüntülüyorum. Major noktaya inmedi. Oraya da Hatta bir de şurada likidasyonu aldı bak. Şu likidasyonu da aldı. Burada yeniden bakın. Buradan hareketle birlikte ben işleme girebilirim. Çünkü yapı bozulmadı. Bir tık daha akıtalım. Bir tane yeşil mum istiyorum. Bir adet yeşil mum istiyorum. Güçlü yeşil bir mum istiyorum. Evet şurada geldi. Şimdi değerli arkadaşlar. Yapımızı kurduk. Burada artık long yönlü net bir işlem kurabiliriz. Özellikle şu mumla birlikte. Stopumuz buradaki major yapının biraz altı olacak. Hedefimiz birinci hedef şurası olacak. İkinci burası. Hadi 3'e üçe, üçe koyalım burada da. 2.95 ağırlık bir e, ne diyelim burada işlemimiz olsun. Akıtmaya devam edelim. Şöyle grafiğe bakalım. Evet birinci hedef geldi. Burada ne yapacağım ben? Karın en azından %25'ini karın en azından yüzde otuzunu revize edeceğim, realize edeceğim. Ya yani burada tamam ben burada başarılı bir trade yaptım. Hadi bakalım o bu daha gider diye gaza gelmeyeceğim. Karın bir, bir, kısmını alacağım. Karı almak, karı özel trade'lerde karı almak önemlidir. Evet ikinci hedef de geldi. Devam edelim şöyle. Üçüncü hedef de geliyor mu? Aksın bakalım. Evet üçüncü hedef de geldi bak. Tam çizdiğimiz noktalara dokunup geri çekiliyor. Şimdi konuyu tekrar toparlayalım. Setup'ımızı buna kurulum derler, setup derler, traderlar. Setup'ımızı, bu arada şu da geldi, risk entry de geldi. Setup'ımızı 4 saatlik zaman diliminde kritik bir destek noktasına göre kurduk. Kritik destek noktasını dikdörtgen işaretledikten sonra bu hisse bir trade aradığımız için, mesela diyelim Sahol hacimli bir hisse. Sahol'da e, X tahtacı, Y tahtacı at koşturamaz diye Sahol tercih ettik. Burada, <laughs> kritik destek noktasını tespit ettik, alarmımızı kurduk. Fiyat 4 saatlik zaman diliminde, fiyat 4 saatlik zaman diliminde bu alana indikten sonra alarmımız çaldı. Biz buraya alarm kurmuştuk ve 30 dakikalık zaman dilimine inerek burada işte az önce bahsettiğim setupları kurduk ve bu trade başarılı oldu. Her zaman böyle olmayabilir. Çok kısa bir örnek daha verip bu videoya da son vereceğim. Çünkü video biraz fazla uzuyor. Evet bir örnek daha verelim dedik. Bunu da Akbank'tan vereceğiz. Tabii şunu söylemek isterim ki arkadaşlar ben şu anda yapıyı çalışan bir yapı özellikle arayıp buluyorum. Her zaman çalışmayacaktır. Stop da sizi edecektir. Bunu baştan söyleyelim. Bunun para kazandırma gibi bir garantisi yok ama işin nasıl olduğunu ben size anlatıyorum. Gerisi hem size hem de biraz piyasaya kalmış veya biraz şansınıza kalmış diyebiliriz. Şimdi Akbank'ta güzel bir bullish kırılım geldiğini, şu anki yapı itibariyle güzel bir bullish kırılım geldiğini, daha önceki swing noktayı, daha önceki tepe noktasını, kırdığını fiyatlanmanın görüyoruz. Peki bakın e, burası teknik analiz bilgisi ister. Ama ben hani o alanı tespit ettikten sonra neler yapabileceğinizi anlatmaya çalışıyorum aslında. Ya buradaki niyetim o. Şimdi burada order block var. Order block benim YouTube kanalımda var. Eğer bilmiyorsanız da açıp izleyebilirsiniz. Yani yarım saatinizi alır ve order block'un ne olduğunu öğrenirsiniz. Nasıl kullanıldığını öğrenirsiniz. Ve Borsa İstanbul'da çok iyi çalışan bir teknik analiz yöntemidir order block. Ve hatta ben de unutmazsam videoda işte buraya bir yere eklemeye çalışırım. Şimdi burada bir güzel bir başlangıç hareketi var. Bir kırılım hareketi var. Peki şu seviye benim için bakın özellikle şu alan şunu da alalım. Bir net bir bullish order block diye tabir edilen bir alandır. Yani bullish order block veya işte ziyaret edilmediği için fresh OB diyenler de var. Burada favori gap olduğu için süper ob diyenler de var. Önemli değil. Onlar daha ek isimler. Ama burada bir OBI var. Şimdi OBI'ler tekrar ziyaretlerinde özellikle ilk temaslarda yukarı doğru tepki vermeleri beklenir. İşte biz burada bu trade'i arayacağız. Biz burada bu trade'i arayacağız. Bu arada şu anda da günlük grafikteyim. Bak günlük grafikten yine 30 dakikaya inerek güzel bir e, size setup kuracağım. Şimdi... Alarmımı kurdum. Alarmımı nereye kurdum? Şuraya kurdum. Yani fiyatlanma Akbank'ta 58.65'e inerse bana haber ver kardeşim dedim trading gibi. Veya alarm kullandığım aracı kurum sistemine neyse. Şimdi fiyat buraya bir insin bakalım. Bir insin bakalım. Evet. Bakın temasla beraber direkt bir tepki geldi. Direkt bir yeşil mum geldi. Benim alarmım çaldı. Bana diyor ki kardeşim burada bir trade yapabilirsin. Size arkadaşlar kimse altın tepside para sunmaz. Lütfen buyur. Bunu ben yiyemedim sen ye demez. Ee, biraz çaba harcamanız lazım değil mi? Yani biraz gayret göstermeniz de lazım. Bu, bu sebeple bu videoları anlatıyoruz işte. Öğretmeye çalışıyoruz ya bunu ücretsiz yapıyoruz. Yani en azından siz de hani şu an iz, izlerken bir beğene basınız, bir yorum yapınız. Arkadaşlarınızla paylaşınız ki bunun gibi ücretsiz içeriklerin devamı gelsin. Peki günlük grafikteyiz. 30 dakikaya indim ben şimdi. Şimdi ne dedik? Bak Burada günlük grafikteki şu düzeltme yapısı bak günlük grafikteki şu düzeltme yapısı bana düşük zaman diliminde kuralımız neydi? Yüksek zaman diliminden düşük zaman dilimine. Şuradaki düzeltme yapısı bana düşük zaman diliminde bir downtrend verecektir. Doğal bir şey bu. Önemli olan yüksek zaman dilimindeki hareket. Ben yüksek zaman diliminde uptrendim. Düşük zaman diliminde downtrend olmak çok ciddi anlamda bir sıkıntı değil benim için. Şimdi burada Evet bir downtrend var bak çok net bir downtrend var. Normal şartlarda ileri seviye market yapısında aslında şuradaki tepelerin ile beraber işleme girmek lazım. Ama şu an bir trade arıyoruz. Ee, bir, bir önceki tepe noktasının kırılımıyla beraber bir işlem burada setuplayacağız. Şu tepe alanları bak şu tepe alanlarının kırılımıyla beraber bir işlem arayacağız. Bakalım. Evet şu an oraya takılıyor. Evet şu an kırdı. Şimdi normal şartlarda burada yeni bir bullish kırılım düşük zaman diliminde yeni bir buluş kırılım geldiği için mitigasyon diyorlar değil mi buna da? En azından fiyatlanmanın tekrar buraya döndükten sonra işleme girmem gerekir. Ama risk entry diye bir şey de var. Şimdi risk entry yapacağız. Tekrar bakın hedef noktaları makul olacak değerli arkadaşlar. Fantezi yapmaya gerek yok. Paranız fanteziye uygun değil. Kaybedersiniz o parayı. Uçar gider sonra ellerinizden. Bakın buralar hedef noktaları. Buralar benim için sonraki hedef noktaları olacaktır. Şimdi burada bir risk entry yapalım. Risk entry'de de şu kırılım geldi. Şöyle yapalım. Bakın yine bir burada setup kuralım. Tabii ki bak stop'u yine bu seviyenin altına koyacağım. Yani risk entry'de normalde şöyle koyarsın ama az önce ne dedik? Seni stop edebilir. Şuraya koyacağım. Hedefimi de ağır oranı yani risk ödül oranı makul olması için şuraya koyacağım. Hatta şuraya bile koyabiliriz. Şimdi bunu alalım şöyle şuraya çekelim. Bu bir risk entry'ydi. Biraz daha pro entry, profesyonel entry nedir? Bunun şu alana en azından bir mitik ettikten sonra giriştir. Bakalım o imkanı verecek mi bize? Vermeyebilir bu arada onu da söyleyeyim. Evet. Şu an yeni bir kırılım daha geldi. Şu an işleme profesyonel olarak işleme girmem için dip tepe noktası ve düzeltme noktası tespit etmem lazım benim. Şöyle. Şu an hala bir düzeltme vermedi bana. Evet şu an hala bir düzeltme vermedi. Yeni tepe kırılımı gerçekleştirdi. Fibonacci tepe noktamı da Yukarıya aldım. Bu arada şuradaki işlemin birinci hedefi de geldi. Onu da söyleyelim. Risk entry şu an biraz daha güzel çalışıyor gibi. Ama bakın şurada özellikle şuraya inerse bak şu şuradaki e, fiyat boşluğunda alırsa ben yavaş yavaş ne düşüneceğim? Bir işlem düşüneceğim. Hatta burada bak şuradaki boşluğu da aldı. Bak. Teknik analiz yöntemleri farklı. Teknik analiz yöntemleri. Şu boşluğu da aldı ve hareketi geçti. Burada artık ben yeniden net bir setup kurabilirim. Kuracağım setup ne olacak? Böyle yakınlaşalım. Yine long yönde bir işlem arıyoruz. Şurası stop noktamız gene bu swing noktanın alt noktası olacak ve hedef noktam şurası olacak. Tabi bu süper örnek. Yani onu söyleyeyim. Hani her zaman bu böyle olmayabilir. Şimdi bakalım bu her iki işlem e, ne yapacak? Kar mı getirecek yoksa stop mu edecek? Evet bak hedefler geliyor. Teker teker hedefler geliyor. Şimdi Burada birinci hedef ilk işlemde gelmişti. İkinci işlemi burada açtık. İkinci işlemin birinci hedefi geldi. İkinci işlemin ikinci hedefi de gelmek üzere geldi. Bak tam da oradan dönüyor. Tesadüf mü şimdi bu? Devam edelim. Evet biraz hızlı gitsin. Evet o hedef de geldi. Bak. Şimdi sen şuralarda kar realizetmezsen etmezsen bu dönüp senin tüm az önce elde ettiğin karları alabilir demek istediğim şey tam olarak bu zaten. Bu hedefte gelecek mi? Üst likidasyon geliyor mu? Gelmek üzere çok nazlandı. Gelecek çünkü evet. Evet devam edelim bakalım. Bak, aynı noktadan sürekli red diyor. Şu an düşük zaman diliminde de aynı şey oluyor. aynı noktaya kaç kere geldi. Şimdi konuyu toparlayalım. Yeniden günlük grafiğe dönelim. Ve burada konuyu toparladıktan sonra bu videoya son vereceğim. Çok da uzun bir video olmasını istemiyorum. Şimdi burada bir risk entry işlemi yaptık. Bu burada 3 hedef geldi. 4 hedef geldi. Burada da 5 hedef geldi. Burada risk entry yaptık. Burada biraz daha sağlamcı işlem yaptık. Her iki hedef de geldi. Peki değerli arkadaşlar burada da e, özellikle işleme giriş yerleri tespit edildikten sonra belki bu eğitim serisinin devamını yapar mıyız yapmaz mıyız bilmiyorum. E, ama şu anda yapmayız gibi görünüyor. Normal kanalın rutin işleyişlerine döneriz gibi görünüyor. Çünkü gerekli destekler gelmiyor kusura bakmayın. Destek verenlere teşekkür ediyorum ama e, yani ben de beğeniye göre hareket ediyorum. Dolayısıyla e, bu eğitim serisinin kısa vade Borsa İstanbul kısa vade trade eğitim serisinin devamı gelir mi gelmez mi? net emin değilim açıkçası. Ha video beğenilirse gerçekten iyi reaksiyon alırsa ben de bunun devamını getiririm. Onun haricinde benim kafamda da kanalın akışı olarak başka videolar da var. Onlara geçip onlara devam etmeye e, karar verdim. Ama bu videolar çok beğenilirse kısa vadeli trade 3. eğitim videosu olduğu ücretsiz olarak Borsa İstanbul'da nasıl trade edileceğini öğrenin ki kimseye muhtaç olmayın. Kimseden his istemek zorunda kalmayın. Kendi çalışmanızı kendiniz yapın diye işte bu videoları yapıyoruz. Her neyse ee, peki umarım beğenmişsinizdir. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalınız.